Mutlu akşamlar efendim, Cem TV ekranlarına hoş geldiniz. Ortak Payda da yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Ortak Paydamız hem ülke gündemi hem dünya gündemi. Ülke gündemine bakacağız. Bir tarafta yargıda rüşvet iddiaları var. Çift taraflı olmaya başladı artık. Karşılıklı operasyon mu yürütülüyor yoksa gerçekten bazı çürümüş noktaları ortadan kalkmasını isteyen iyi niyetli savcılar ve hakimler mi var? Onlara bakacağız. Diğer taraftan İsrail-Filistin çatışması artık İyice çirkinleşmeye başladı. Kadınların, çocukların öldürülmesi diyorduk. Hastanelerin vurulmasına, hatta Kızılay depolarının vurulmasına kadar gitti olay. Bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmiyoruz dedi ve büyük bir Filistin mitingi düzenledi. Savaş suçları işlediğine dair delilleri topluyoruz. İsrail bunu ilan edeceğiz dedi. Borsa tepe taklak gitti. Bunlar ekonomiye yansımaları da birlikte olmak üzere hem avukat gözünden, hukuki olarak hem siyasetçi gözünden alacağımız bir konuk bizlerle birlikte bu akşam. Doktor Onur İste, avukat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İnşallah ülkemiz gibi izlemeye korkuyoruz artık. Ülkemizden halledeceğiz inşallah. İyi olacağız, iyi olacağız. Peki, yargıyla başlayalım mı? Çünkü avukat kimliğinizle birlikte yargının içindesiniz. Siz zaten uzun yıllardır içindesiniz. Evet. Fark ediyor muydunuz böyle rüşvetle kararlar alındığına dair sizin de hem gördükleriniz hem de hissettikleriniz var mıydı? Yoksa böyle bir şey olur mu canım? Türk yargısında böyle bir şey mümkün değildir diyebilir misiniz? Şimdi bu tip şeylerde eleştiri yaparken böyle kantarın topuzunu belli bir yerde tutmak lazım. Yani biraz ileri vurursanız onulmaz yaralar açabilirsiniz ama bir şeyleri kapatmaya çalışmak da hizmet etmez, onu ifade edeyim. Şimdi Türkiye'de her ülkede olduğu gibi yargıda rüşvet iddiaları hep olmuştur. Her zaman olmuştur. Yani Cumhuriyet'in kurulduğundan beri olmuştur ama bugün şunu da söyleyeyim. İtalya'da da bu iddialar olabilir. Ama şunu gördük. Normalin bir tık fazlası özellikle son yıllarda konuşulmaya başladı. İşte FETÖ borsası olabilir ya da başka özellikle işte yayın yasağı konularında veya başka konularda illegal şekilde bazı yargı kararları alındığına yönelik. Ama bu konuda şunu söylemek için elimizde done yok. Bunu kabul edelim. Bu konuda bir yargı kararımız yok. Hı-hı. Bu konuda çok net bir delilimiz yok. Hı-hı. Nasıl ki biz herhangi bir sanığın yargılamasını yaparken şüpheden sanık yararlanır diyoruz. Kişi mahkum olmadan, elimizde net delil olmadan ona suçlu gözüyle bakamazsak ne yargımıza ne de yargı teşkilatımıza doğrudan bu rüşvet yaftasını yakıştıramayız. İlginç olan şu, siz ama deyip devam Hı-hı. edecekken ben gireyim araya. İlginç olan şu, bu iddiaları önce İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın dile getirmiş olması, Hakimler Savcılar Kurulu'na vermiş olduğu dilekçede hakimlerin de bizzat isimlerini vererek şu 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 hakimler rüşvetle karar alıyorlar diyerekten bir iddia ortaya atması, işi daha da ilginç hale getirense o hakimlerden biri olan Sidar Demiroğlu'nun karşı bir dilekçeyle asıl İsmail Uçar şu 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 davalara müdahale etmiş ve şu şekilde haksız kararlar alınmasına yol açmıştır yaptığı operasyonlarla diyerek bir karşı iddiada bulunması. Bu iddiaların sıradan bir vatandaşın mahkemede haksızlığa uğradığını iddia edip hakim taraflı karar aldı demesinden çok farklı. Çünkü hakimler ve savcılar birbirine karşı burada karşı dilekçeleri Hakimler Savcılar Kurulu'na veriyor. Şimdi burada zaten hukuk sisteminde çok alışık olmadığımız bir şey var. Yani bir başsavcı nereye dilekçesini verir? Bir iddianame olarak mahkemeye verir. Veya bir idari sıfatı çerçevesinde bir hakimler veya Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet dilekçesi verebilir. Ama bakın dikkat edin, özellikle nereye verileceğini devletin yazışma stili içinde ifade ettim. Ancak gerek Anadolu Başsavcısının dilekçesi, gerekse de onun karşısında mevcut da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyor diğer hakim bey de. Hı hı. Onun vermiş olduğu dilekçe sanki Hakimler Savcılar Kurulu'na değil, sanki size, sanki evet. bana, sanki kamuoyuna. Evet. Bu bizim devlet geleneği içimizde alışık olmayan bir durum. Böyle bir durum olduğu için de hani normal şartlar altında bir dilekçe verilir. Bu dilekçe içinde bir şeylerin açığa çıkmasını isteyen hakimlerimiz olabilir, savcılarımız olabilir. Bu da hepimizin istediği bir şeydir ama bunun adeta kamuoyuna bilinçli olarak sızdırılmış olması hepimizin içindeki şüpheyi biraz daha kuvvetlendiriyor. Yani bu şu olabilir. Gerçekten taraflardan biri samimi olabilir. Her iki taraftan biri samimi olabilir. İkincisi, her iki tarafta belli bir klikler savaşının tarafı olabilir. Üçüncüsü, artık iki tarafta yargıya operasyon çekiyordur. Buna hiç inanmak istemem. Hiç yapmak istemem. Katılmak istemem. Ama şunu şurada
altını çizmek lazım. Burada şimdilik bir hakimle bir savcı arasındaki kavga gibi görünüyor bu olay ama burada baroların da hareket etmesi gereken bir şey var. O da şu. Her biri söylemlerinde varsa böyle bir suç, iddia ettiklerinden bahsediyorum. Böyle bir şey done henüz yok. Dilekçelerinde de done yok. Dilekçeleri sadece iki tarafında dedikodudan ibaret. Ama varsa öyle bir şey, her ikisi de suçlarına iştirak eden avukatların olduğunu da iddia ediyor. Hı. Bu konuda barolarında mesela kendi hakimler savcılar hakimler savcılar kurulu bu konuda hakim ve savcılar hakkında bir araştırma yapacaksa barolarda re'sen araştırmaya geçip bu konuda kendi üyeleri hakkında bir şeyler yapıyor olmalılar. Acaba hangi baroya bağlılar onu bilmiyorum. İddia edilen avukatlar ya da suçlanan avukatlar ama bunların da baroları tarafından istenmesi lazım. Ama tek net olarak söyleyeceğim şey şu. Şimdiye kadar hep müphem konuşurum. Neden? Bir hukukçu elinde delil olmadan net suçlama yapamaz. Bu ne bana yakışabilir ne bir başkasına. Bilmiyoruz çünkü. Ama şu çok net, bu üstü kapatılamayacak bir şey. Bunun üzerine konuşmak zorundayız. Efendim soruşturmanın gizliliğiymiş yoksa işte kol kırılır yen içinde kalırmış ya da mesleki taassupla biz bunu kapatalım da içimizi hallederiz. Bu artık olmaz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. Çok değerli bulurum onu. Diyor ki adil olmak yetmez, görünmek de önemlidir bir mahkeme için. Burada Türk yargısı bu sorununu Türk milleti önünde çözmezse, gerçekten adilse bile, gerçekten bu suçlamalar boşsa bile, o ihtimalde konuşuyorum, bunun boş olduğunu artık halka inandıramayız biz. Bir halk, yani bir kişi bir hukuki ihtilafı için eğer bu ülkede bir avukata, bir hukukçuya, bir işte uzmana başvurmak yerine X bir parti teşkilatının yöneticisine başvuruyorsa bugün daha da fazla başvuracaktır yarın bu ayyuka çıkan iddiaları soruşturmazsak ve halkı tatmin edecek bir neticeyi almazsak. Halkın mahkemelere karşı olan inancını sorgulayamam. Çünkü yargı, asker, bir ülkenin iki ayağı çok değerli bir tanesi olmazsa evet, bu ülke ilerleyemez. Hatta çöker. Bu kesin. Yargıyı hepimiz korumak zorundayız. Ve şunu da ifade edeyim. Çok özür dilerim lafınızı şey yapacağım ama. Burada biz hakimlerimizi ve savcılarımızı korumak zorundayız. Bu insanlar, özellikle hakimler, adalet dağıtıyorlar, yargı dağıtıyorlar. Aralarında varsa ayrı kodları sistem kendi içinde yine temizleyecektir. Biz aralarındaki ayrı kodları tamamına teşmil edip bütün bir yargı kurumunu asla ve asla zan altında bırakmamak zorundayız. Çünkü onlar o yargıçlara verdiğimiz iyilik değil. Onlar için bir güzellik yapmıyoruz bu. Aksine Türkiye'deki adalet sistemini koruyoruz. Biz uzaydan, İtalya'dan, Amerika'dan, İsrail'den, şuradan buradan yargıç getirecek halimiz yok. Yine bu ülkenin çocuklarını, yine bu Anadolu'nun bağrından kopmuş çocukları biz yargıç olarak getireceğiz. Yine bu hukuk fakültesi mezunlarını getireceğiz. Dolayısıyla kurumları yıpratmayalım. Kişiler eyvallah kurumları eleştirilebilir ama kurumu yıpratmayalım. Oraya ben bir video koyarak şunu söyleyeceğim. Kurumları yıpratmamak halkın elinde olan bir şey değildir. İktidarın, yürütmenin, yasamanın bunun bağımsızlığına saygı duyması gerekir. Bağımsızlığına saygı duymadığı bir yargıyı önce bazı cemaat, FETÖ olarak biliyoruz şu anda önceliğini, FETÖ olarak yerleştirip oralara Adalet Bakanlığı eliyle, ardından yahu bunlar FETÖ'cüydü zaten, bunların verdikleri kararlara biz saygı duymuyoruz deyip onları ayıklayıp yerine başka cemaatten birilerini getirerek bunu devam ettirirse halkın gözünde zaten onu yarıya indirmiştir. Geriye kalan yarısı da mevcut kanunlarımıza güvendir, kanunlarımızın uygulanmasına olan güvendir. Orada da yürütmenin yargıya olan saygısından ziyade yürütmenin yargıya olan taassubu diyeceğim ya da tasallutu, ne yazık ki bu konuda da bir takım söylenceler var ve bazı uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi Can Atalay kararı. Hı hı. Anayasa Mahkemesi dedi ki Can Atalay'ın seçilme hakkı, kişisel güvenliği ihlal edilmiştir. Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmiştir dedi. Şimdi bunun üzerinden bir tartışma başladı. Can Atalay tahliye edilmeli mi, edilmemeli mi? Bazıları diyor ki tahliye edilmemeli, mahkemeye yeniden yargılanmaya gönderdi. Yeniden yargılansın, sonra çıkacak karara bakarız. Bazısı da diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar tahliyeyi kesinlikle gerektirir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani tahliye edilmemeli diyenler hukuk eğitimi almış mı bilmiyorum ama aldıklarını iddia ediyorlar. Mutlaka hani çok değerli görüşler vardır. Hani kimseye de şey yapmak istemem. Hani görüşleri için yargılamak istemem ama şunu söylemek lazım. Anayasa Mahkemesi şunu ifade ediyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi kararına çok basit şekilde anlatacağım. Bir milletvekilinin seçildiği zaman bu seçilme hakkı sadece seçime girme hakkı değildir. Aynı zamanda parlamenter olarak
hizmet edebilme hakkıdır. Bunu birlikte değerlendireceksiniz diyor. Can Atalay 14 Mayıs'ta seçilmiş. 14 Mayıs'ta yargılaması devam ediyordu. 14 Mayıs itibariyle yargılamayı durdurman, yemin etmesini sağlaman, parlamenter sıfatı düştükten sonra, dokunulmazlığı kalktıktan sonra yargılamaya devam etmen lazımdı diyor. Bu daha önce yapıldı mı? Bu daha önce Balbay zamanında bu tartışma oldu. Özellikle Gergeroğlu kararında. İsmini unuttum şeyin. Gergeroğlu şu halen de şeydir. HDP'li doktor sıfatını taşıyan bir milletvekiliydi. Gergeroğlu kararında da aynısı olmuştu. Şu an ben de düşünüyorum. 2021 yılında, 2021 Temmuz ayında sanırım onda da bir karar verilmişti. Hatta milletvekiliyken meclisten alınarak götürülmüştü Gergeroğlu. O zaten Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararında da Gergeroğlu kararına atıf var. Yargıtay ne diyor peki? Hani Anayasa Mahkemesi böyle derken sen durma kararı vermeliydin, meclise almalıydın. Ondan sonra milletvekili sıfatı bittiği zaman yargılamaya devam ederdin diyorken Yargıtay ne diyor? Yargıtay şunu söylüyordu. Yargıtay dedi ki 3. Ceza Dairesi biz dedi yargılamayı yaparız çünkü Anayasanın 83. maddesi o yasama dokunulmazlığının istisnasını getiren o madde anayasanın 14. maddesine atıf yapıyor. Oradaki suçlar söz konusuyla yargılama devam eder yazıyor diyormuş 83. maddede. Dolayısıyla 14. maddedeki suçlara da bu girer. Çünkü çok ağır bir suçtur. Can Atalay'ın isnat edilen suç. Devleti yıkmaya yönelik bir suçtur. Dolayısıyla biz bunu yargılayabiliriz ve hüküm verebiliriz diyordu Yargıtay. Anayasa Mahkemesi buna şöyle cevap veriyor. Belirlilik yani kanunun ilk ilkesinden doğan belirlilik çerçevesinde anayasanın 14. maddesinde hangi suçların yazdığı belli değil. Yorum yoluyla sen işte Can Atalay'ınki ağır bir suçtur o halde işte 14. maddesinin içine bu suçlar girebilir veya bir başka beyefendinin veya hanımefendinin suçları girmez diyemezsin. Ne olması lazım da diyor. Kanun koyucu kimdir kanun koyucu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasanın 14. maddesinde şu suçlar istisnadır diye açık açık yazmalıydı diyor. Hatta diyor ki ben ta 2022 yılında Gergeroğlu kararında da aynı gerekçeyi kullandım. Eğer kanun koyucu isteseydi bu döneme kadar bu 1,5 yıllık süre içinde o eksikliği kanun boşluğunu doldurabilirdi. Doldurmadıysa diyor sen onu yargı içtihadıyla dolduramazsın diyor. Aslında bütün tartışma bu. Yargıtay doldururum onu diyor. Anayasa Mahkemesi doldurma çünkü vatandaş anayasanın 14. maddesindeki suçların, istisna suçların ne olduğunu bilemez halde diyor. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadıyla da uygun. Onu soracaktım. Bunun bir üstüne herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Aslında üst gibi düşünmemek lazım. Üst derken orada da tıkanınca bu, en son bu, oraya burada gidiyoruz şu anda ya. Anayasa Mahkemesi bireysel yargılama usulünde verdiği bu kararla ihlali çözdü şu anda. Eğer bu ihlal devam ettirilirse ki büyük bir hukuksuzluk olur. Belki orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurması söz konusu olabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne diyor bu konuda? Yani şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten parlamenter dokunulmazlığı üzerine çok hassas. İfade hürriyeti çerçevesinde ele alıyor bu konuyu. Muhtemelen hani tabii ki onun önüne gittiği zaman göreceğiz ama Can Atalay'ın ifade özgürlüğünün ve politika yapma özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verecektir. Eğer giderse ama ben zannetmiyorum ki hukuk yani şimdi çok eleştirdiğimiz şey olur Türk yargısında. Eleştiriyorum da ama bu hukuksuzluğun çok devam ettirileceğini zannetmiyorum. Yani buna inanmak istemem. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok açık. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama hükümlerini düzenleyen kanunun 50. maddesi çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdı. Yeniden yargılama yap diye. Şimdi kesin hüküm kalktığına göre Yargıtay'ın vermiş olduğu hüküm yeniden yargılama başlayacağına göre Anayasa Mahkemesi çerçevesinde de yargılaması yapılan bir milletvekilinin hakkında durma kararı verileceğine göre artık anayasa ne yapacaktır Ağır Ceza Mahkemesi? Bir tensip kararı yapacaktır. Durma kararını tensiben verecektir. Ondan sonra bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten Sayın Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı hatırlarsanız o konuda. Dedi ki kendisinin yeri de hazır zaten komisyonlarda yerinde vermiştik. Biz bu ihlal kalktığı zaman zaten parlamenter olarak görevini ifa etmeye devam edecektir gibi bir açıklama yaptı. Muhtemelen bu yapılacaktır. Hukukun gereği de bu. Bakın bu Can Atalay'ın kişiliğinden, siyasi görüşünden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Can Atalay'ın ismini silin. Kim olursa olsun bunu yapmak zorundayız. Bir, ahlaklı bir entelektüel olarak bunu savunmak zorundasınız. İki, namuslu bir hukukçu olarak bunu savunmak zorundasınız. Üç, insan olarak bunu savunmak zorundasınız. Peki neden hala tahliye edilmedi? Valla tahliye edip etmeyenlere bunu sormak lazım. Belki de işte Anayasa Mahkemesi kararı onlarca sayfalık bir karar iyi okuyamadık diyebilirler bilmiyorum. Ama normalde Yargıtay'ın içtihadını değiştiren ve Yargıtay'ın son kurmuş olduğu 3. Ceza Dairesi'nin içtihadına aykırı bir karar var Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hüküm için ama anayasa yorumlama yetkisi
Özellikle bu bireysel başvuru çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'ne ait. Artık Anayasa Mahkemesi anayasayı böyle yorumluyorsa diğer mahkemeleri de bağlar bu, diğer idari organları da bağlar. Anayasa Mahkemesi hepimizin mahkemesi, uymak zorundayız. Beğenmesek de, istemesek de, kızsak da saygı duymak zorundayız. Konuyla ilgili son bir şey daha sorup birinci soruma bağlayacağım bunu. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar hepimizin kararları. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu birçok uygulamadığımız karar var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar da öyle. Biliyorsunuz Anayasa'nın 90. maddesi çerçevesinde özellikle bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde verilen kararlar... uygulanmak zorunda Türkiye'de. Zaten bizzat Adalet Bakanı'nın biz tanımıyoruz bu kararı dediği birçok karar var. Ya bir şey diyeyim. Burada Türkiye'de şu çok yanlış uygulama var. Biz iç siyasette anlaşamayabiliriz. Birbirimize bir sürü aykırı fikirlerimiz olabilir ama biz özellikle bazı konuları siyaset dışı yapmalıyız ki Allah korusun savaş olur. Allah korusun çok kötü şeyler olur. Birbirimizin yüzüne bakabilir hale gelelim. Şimdi bazı yargı kararları, yani yargı kararlarının tamamı hatta politika dışıdır. Bu noktada iç siyaseti alet etmeye gerek yok. Yargı böyle karar vermiş diyeceğiz, oturacağız. Benim de gerçekten hiç beğenmediğim, çok yanlış bulduğum bir hukukçu olarak reddiye yazabileceğim çok fazla karar var. Ama ben şunu söyleyemem. Ben sana saygı duymuyorum. Ben seni uygulamayacağım. Şimdi de söyleyemem. Elimde bir yürütme erkeği olduğu noktada da söyleyemem. Bu işte biraz önce bahsettiğim ne iyi hukukçu olmaya uyar ne de namuslu bir entelektüel olmaya uyar. Burada bazı alanları yani hukuk alanını biz bırakmak zorundayız. Hakimlerimizi, savcılarımızı serbest bırakmak zorundayız. İnanın onları serbest bırakırsak her türlü eleştirimize rağmen yargı kendi içinde doğruyu bulacaktır. Yeter ki onları rahat bırakalım. Peki bunu birinci soruya bağlarsak yargının kendi içerisinde gerek rüşvetle gerekse ikinci soruda olduğu gibi bir takım siyasi baskılarla farklı kararlar verdiği iddiasıyla bu örnekler bunu destekliyorsa bizim ne yapmamız gerekiyor? Şöyle hani biraz önce şunu söyledik yani halk yargıya saygı duymalı, hakimlerimize saygı duymalı, sisteme güvenmeliyiz. Çünkü bizim başka uzaydan hakim getirecek halimiz yok dedim. Hı hı. Siz de dediniz ki karşılık olarak ama yürütme organı da saygı duysun dediniz. Heh. Doğru. Şimdi bir şey daha ekleyelim ona isterseniz. Halkı ben söyledim, yürütmeyi siz söyledin. Bizatihi yargıçların kendileri yargıya saygı duymak zorundalar. Son yargı yargıya saygı duymak zorunda. Yargının kendisine duyacağı ve göstereceği saygı da içindeki ayrı kodları kamuoyunun önünde adil bir yargılamayla kimseye ne bir hak ettiğinden bir gram fazla ne de hak ettiğinden bir gram az bırakarak sistem dışına kayırmasıdır. Önemli olan burada yargıcın da yargıyı o terazisine doğru bir şekilde tartacak, arasındaki ayrı kodlarını ayıklayacak. Bu da yargının yargıya duyduğu saygının gereğidir. Tıpkı kişinin kendisine duyduğu saygının aynısını işine de duyması gerektiği. Ama şunu ifade edeyim. Yani hep böyle hukukun üstünlüğü, evrensel değerler üzerine falan konuşuyoruz ama bunların hiçbir politika dışı değil. 2010 referandumunda o Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu eskiden de çok iyi değildi. Yanlış anlamayın. Eskiyi övüyor falan değilim. Ama yenisi çok kötü oldu. eski kötüyü yeni çok kötü aranır hale getirdi. O referandum sonucunda halkın verdiği karar yüzünden 2016'da kafamıza bomba yedik. Hı hı. Sonra 2017 referandumdan sonra da bu başkanlık sistemi içinde Cumhurbaşkanı öyle yetkiler verildi ki hakimleri atayan Hakimler Savcılar Kurulu bir yerden mutlaka tek kişiye çıkıyor. Evet. Tayyip Bey'den bağımsız olarak söylüyorum. O da dahildir ama ben de olsam, siz de olsanız bu yetki içinde bir kişi üzerine dizayn ediliyor. Dolayısıyla onun yanlış enforme edilmesi demek. Tayyip Bey'in yanlış enforme edildi. Bugün Tayyip Bey, yarın başkası. Dün başka olsa olacaktı. Yani o tek adamın yanlış enforme edilmesi, yanlış bilgilendirilmesi demek. O seçici yargıçların atanması konusunda bütün sistemin bozulması demek. Bu nereden geldi? Bu da 2017 referandumuyla geldi. Bunu da halk evet dedi. Peki o zaman önce halkın saygı duymasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biraz da bilinçli olması gerekiyor. Bilinçlendirmek. Ne evet diyoruz, ne hayır diyoruz bileceğiz. Yani sonucu var bu işlerin. O kadar basit değil. Günlük bir politika değil yani. Evet dedim, evet dedim. Sen dedin, hayır dedim. Hayır ama bu siyasi liderin hayır diyorsan da siyasi lider hayır dediği için deme. Evet diyorsan da siyasi lider hayır dediği için deme. Tabii ki toplum önderlerinin yönlendirmesi önemlidir ama daha önemlisi zekadır, bilimdir. Hani Allah önce oku diyor. İşte Cumhuriyeti kurarken rasyonalite üzerinden kurduk bu ülkeyi. İyi kötü bir eğitim seviyemiz var. Kendimize güveneceğiz önce. Allah aşkına bunun mümkün olduğunu sadece Türk halkı için söylemiyorum. Dünyada herhangi bir halk için bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Ya dünyada bazı halklar biraz daha denetime istekli, hevesli.
biz o kadar istekli değiliz ama olacağız. Ben halkımıza güveniyorum. Olacağız. Yani bugün değiliz. Bugün eleştirilerim var. Eleştirdim işte biraz önce. Bu böyle gitmez. Yani yanlışlarımızdan ders alacağız. Filmi bile var. Hani yukarıya bakma dediği için sırf siyasiler yukarıya bakıp çarpacak olan göktaşına bakmayan, Amerika görmeyen üzerine bir halk bile var. Evet. Yani bu ironisi bile var. Neyse biz tekrar dönelim. Sahip olduğumuz bir cumhuriyet var. Cumhuriyetin bize vermiş olduğu imkanlar var. Ben bugün burada cumhuriyetin bana vermiş olduğu imkanlarla konuşuyorum. Siz bugün cumhuriyetin size vermiş olduğu evet imkanlarla mesleğinizi yerine getiriyorsunuz ve bugün burada bizi aydınlatıyorsunuz. Mesela. Cumhuriyetin 100. yılına girdik. Ülkenin durumunu nasıl görüyorsunuz 100. yılda? Önce iyi tarafından bahsedeyim. Herkese iyi tarafından konuşmak lazım. Sonra biraz eleştirilerimizi getirelim. Son 20 yıllık AK Parti iktidarı insanların Mustafa Kemal Atatürk'e daha fazla sarılmasına, onun evet değerini daha fazla bilmesine, Cumhuriyet değerlerine daha fazla farkında olmasına sebep oldu. Belki bunu istemediler ama netice bu oldu. Ve şunu da söyleyeyim. Sistemde daha önce kuruluş felsefesiyle, Cumhuriyet'le, Atatürk'le, milliyetçilikle, laiklikle mesafesi olan bazı politikacılar, bazı insanlar bu süreç içinde gördük ki barışmaya başladılar. Hı hı. Bir dönüşüm başladı. Bu iyi bir şey. Tabi bu dönüşüm yapılırken tersten de cumhuriyete dönüştürülüyor. Yani o siyasetçiler kendileri dönüşürken cumhuriyetin kuruluş felsefesini de biraz farklı algılatıyorlar. Ya da nasıl? Mesela şöyle ifade edeyim. Şimdi Atatürk'ün sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflarını görüyorsunuz. Evet, yanlış buluyorum. Muhteşem Gatsby filmindeki o şey vardı işte, zengin bir adam var, ona benzettiler. Sanki Atatürk bir Disney figürü, Walt Disney'deki bir figürmüş gibi ya da bir yakışıklı bir fenomenmiş gibi. Aynen. Hayatı savaş şeylerinde, savaş saatlerinde geçmiş, işte gözünü kaybetmiş, ölüm tehlikelerini geçirmiş ve hani ya devlet başa ya kuzgunleşe derler ya, iki tarafta yani bir cebinde kefenle gezmiş, başka bir tarafında da muzaffer bir komutan olmuş bir adamı bir salon adamına indirgiyorsunuz. İşte bu aslında sistemi biraz içini boşaltmak. Hani herkes benimsiyor ama şimdi diyorum herkes ya. Şu açıdan, herkes benimsiyor. Bu yakışıklılığı benimser ol. Aslında biraz artık içeriğini de benimsemeye ihtiyacımız var. Ben Atatürk'le fotoğrafım olsun çok isterdim. Ama o imkana sahip değilim. Çünkü geçmişte kalmış, görememişim bile. Bugün onunla bir fotoğrafım olması duygusuna kendimi kaptırıp Atatürk'ü dediğiniz gibi kopyalarını çoğaltmak durumun görüntüsüne indirgemek ben istemediğim için ben öyle bir şey yapmadım. Ama yapan çok kişi var. Duygularını anlıyorum ama yanlış olduğunu da hissediyorum. Metalaştırmadan yapmak lazım. Duyguların yanlış olduğunu da hissediyorum. Bilinçaltım bana bunu söylüyor. Ya bir de Atatürk şey değil. Yani böyle Atatürk sadece hepimizin kullanabileceği bir aile büyüğümüz. İşte eski bir arkadaşımız falan değil. Evet. Kurucu baba. Evet. Onu... Şimdi devleti, hatta kurumları kim yaşatır? Törenler yaşatır. Hı hı. Bu şu demek işte. Bir televizyon programına çıkıyorsunuz. Ben işte askılı tişörtle geleceğim buraya, bir erkek dememeli bence. Hı. Niye? Kendisine saygı, şeye illa onu yaptığınız zaman kötü olacaksınız. Yine aynı fikirleri söyleyeceksiniz. Doğru. Ama belli ritüeller vardır. Belli kurallar vardır. Saygınlığı bu tip bazı şekli şeylerle... Evet. Hani şekle indirmeyelim ama şekilsiz de olmaz bu. Evet. Atatürk de bir anlamda kurucu babadır. Ve kurucu babası belli şekil standartları içinde... anılıyor olmalı. Şimdi biraz önce bahsettiğim şey işte herkes Atatürk'ü anıyor, bu çok güzel ama artık içi boş bir Atatürk olması tehlikesi de ortaya çıkmaya başladı. Atatürk'ü anarken dikkat edeceğiz artık, içi boş olmuyor. Çünkü belki eskiden anmakta mütereddit olan politikacılar bugün Atatürk'ü anıyorlar ama hangi Atatürk'ü anıyorlar? O içi boşaltılmış yakışıklı figürü mü anıyorlar, yoksa gerçekten bir devlet kurmuş, vatan hediye etmiş, bir kulluktan vatandaşlığa yükseltmiş, aydınlanma devriminin hızlandırıcısı bir büyük liderimi anıyorlar. Bunu bir dikkatle ele almak lazım. Bu da bizim kötü tarafımız olsun. Yani Cumhuriyet'in 2. yüzyılında dedik ya ne yapalım diye. İyi tarafı güzel anıyoruz. Kötü tarafı belki de içini biraz yeteri kadar anlamadan boşaltarak anıyoruz. Bu da dikkat etmemiz gereken bir şey ama önce iyi tarafından bakacağız. Peki İstanbul'daki kutlamalara katıldınız mı? Katıldım. Nasıl buldunuz? Valla çok güzeldi. Onu ifade edeyim. Hani genel bir eleştiri var. Özellikle şu Filistin'deki katliam neticesinde Türkiye'nin 100. yıl kutlamalarının bilinçli olarak sönük geçirildiğine ilişkin bir eleştiri var. Kısmen katılıyorum ama yine o işte eleştiri boyutunda hakkaniyet dengesini tutturalım. İstanbul'daki kutlamalar, Boğaz'daki kutlamalar muhteşemdi. Görsellik harikaydı, havai fişek gösterileri çok iyiydi, Türk yıldızlarımız muhteşemdi, donanmamızın
100 adet işte savaş gemimizin boğazdan geçirilmesi ve saatler sürdü bu. Bu gerçekten çok önemliydi. Bu anlamda hani emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel kutlamalar oldu. Öncesinde İstanbul için söylüyorum. İstanbul için. Yani ülke genelinde de aslında çok geniş kapsamlı kutlamalar oldu. Ankara'daki kutlamalar da hakeza güzeldi. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yani ülke içerisinde Filistin'de yaşananlar nedeniyle biz bu kutlamaları TRT'nin ertelemesi ve ülke içerisinde bazılarının bu kutlamaları yapmayalım diyebilecek cesareti kendilerinde bulması da bizim 100. yıla girerken, 100. yılda özellikle ki 75. yıl kutlamalarını hatırlıyoruz. 100. yılda olması gerekenin yerel belediyeler de o şekilde renklendirmeseydi ne hale gelirdi? Ya yapmak istemeyen yapmasın. Şunu gördüm ben. Hani bunu bir kere daha gördüm diyeyim. Bunu İzmir'deki arkadaşlarımla konuştum, Ankara'daki arkadaşlarımla konuştum, diğer büyük kentlerdeki arkadaşlarımla konuştum. Hani ben biraz önce İstanbul'daki kutlamaları kesitsel olarak ele alıp güzel şeyler söyledim. Evet. Ama elbette ki bu yeterli değil. Yani gerçek bir 100. yıl kutlaması, hani kurumları törenler yaşatır dedim ya. Evet. 100. yıldan büyük bir tören olamaz. Belki bunu bir haftaya yayıp değişik etkinliklerle, değişik gösterilerle, halkın da içine katılacağı ve devletin öncülük ettiği şeylerle kutlamak gerekirdi. Ama biz neyi gördük? Bunu yapmadılar. Sizin dediğiniz gibi bir kısmı, hatta bence bazıları da meczup, hepsi olmasa bir kısmı meczup. İşte yok efendim bunlar varken kutla, zaten kutlamak istemiyorsun sen. Niye şey yapıyorsun? Niye bahane buluyorsun ki? İşte Filistin diye. Filistin her zaman bizim yaramızdı zaten. Hani 70'lerden beri yaramızdı. İslamcıların Filistin'e sahiplenmesi 80'lerden sonra Hamas'ın devreye girmesiyle başlar. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü bu kadar öndeyken İslamcılardan pek görmezdik. Zaten bunu diyen arkadaşların bir kısmı zaten Cumhuriyet'i kutlamaya çok hevesli ve istekli değil. Ama olsun. Yani birileri kutlamayı versin ama bu sefer halk çok ele aldı. Yani devlet halkın arkasından geldi. Evet. Ve şunu da söyleyeyim. Özellikle İstanbul'da kutlamalar muhteşem geçti. Harika organizasyonu. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, idareye, yürütme organına, hepsine istisnasız teşekkür ederim. Ama onun çok muhteşem olmasının sebebi halkın hukukta nizasız kazasız derler, tereddütsüz şekilde o kutlamaların peşinden gitmesiydi. Yani teknesi olan zengin teknesiyle çıkmış. Hiçbir şey olmayan, işte bir tane gömleyen olan adam sahillere yığılmış. Artık İstanbul sahillerinde adım atacak yer yoktu. Bu çok ciddi bir şey. Evet. Artık halk bu cumhuriyetin gerçekten değerini samimi olarak biliyor. Umuyoruz. Devlet ne derse desin, siyasetçiler, politikacılar ne derse desin biliyor. Bunlar iyi tarafıydı. Kötü taraflarında reklamlardan sonra konuşacağız. Kısa bir ara vereceğiz. Hemen arkasından Ortak Payda ikinci bölümüyle devam edecek. Ayrılmayın. Ortak Payda kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Birinci bölümde Cumhuriyet'in 100. yılına nasıl girdik? Ülke içerisinde nasıl girdik? Biraz bunu konuştuk. Hatta konuğum dedi ki önce iyi taraflarını konuşalım, biraz umut aşılayalım vatandaşa. Peki şimdi kötü taraflarını konuşalım. Hazır mısınız? Cumhuriyet'in 100. yılında bizleri üzen şeyler nelerdi? En baştan şununla başlamanızı istiyorum. Üzülmemiz gereken bir şey miydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı yerine kutlamalarda özellikle donanmanın selamlanmasını Vahdettin Köşkü'nden yapmasını konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok eleştirildi. Gördüm eleştirileri. Kısmen de şunu söylemeye çalışıyor eleştirenler. Yani özellikle Kurtuluş Savaşı zamanında Kurtuluş Savaşı'nın lideri olan Kuvayi Milliye'nin lideri olan Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam kararı çıkartan Vahdettin İngiliz gemisine, İngiliz zırhlısına binip kaçmıştı ya. Onun adını taşıyan bir yerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılaması kötü bir ima olabilir mi şeklinde var. Ben böyle bir şey olmayacağını tahmin ediyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu yapacağını... Tahmin mi ediyorsunuz, umut mu ediyorsunuz? Umut ediyorum, tahmin ediyorum. Aynı şey. Bunu yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı meşruiyetini Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyor şu anda. Evet. Onun kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı. Ve hatta Cumhuriyet'in önce hep şunu söylerler Cumhuriyet'in. Nedir Cumhuriyet? Cumhuriyet ta Mustafa Kemal'in sözüdür zaten. Kimsesizlerin kimsesidir. Yani bir Isparta'nın köylü bir çocuğunu Cumhurbaşkanı yapandır. Bir Kasımpaşa'daki halk çocuğunu Cumhurbaşkanı yapandır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bilmeyecek de bu değeri. Kendisi o makamda oturmasına, bu cumhuriyete borçlu olduğunu bilmeyecek de ben mi bileceğim, siz mi bileceksiniz? Elbette ki bunu biliyordur Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir ima yapmıyordur. Yani peki neden böyle bir tercih yapıldı? O belki teknik bir konu olabilir. Veyahut da şu olabilir. Yani Türkiye'nin Selçuklu'dan, Osmanlı'dan devam eden bir devlet geleneğini sergileyen, bunu vurgulamak için olabilir. Yoksa hani bir milli mücadeleye karşı bir
bence vatan haini değil ama hani vatan hainiyle dahi suçlanan ama her halükarda ferasetsiz olduğu kesin olan Osmanlı'nın son padişahı üzerinden bir şey yapacağını zannetmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar bilinç dışı değildir. Yapmaz yani böyle bir şey. Ya şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve özellikle AK Parti tabanının dilinden düşürmediği Osmanlı padişahı Abdülhamit'tir. Hani Vahdettin değildir. Vahdettin değildir tabii canım. Kimsenin değildir yani, yani Vahdettin. Vahdettin değildir. Yıldız Sarayı vardı orada. Ya da Dolmabahçe Sarayı. Sultan Vahdettin'e şöyle bakmak lazım. Hani herkes bir kere amel defterini kapatmış. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Orada da eleştirinin dozu bakarken tarihsel kişilikleri o dönemde aldıkları rol üzerinden bakmak lazım. Yani Vahdettin elindeyken sanki bir gerçekten bir imparatorluk vardı da onun çok büyük hatalarıyla çökmüş değil. Yani zaten bitmiş bir yere, paramparça olmuş bir yere, artık Dünya Savaşı'nın sonunda padişah olmuş bir kişi var. Yani aslında baktığınız zaman o da ciddi bir kurban. Ya ha, biz neden Osmanlı çöktü ya da neden Osmanlı'yı bitirdi demiyoruz. Orada bir Kurtuluş Savaşı varken Kurtuluş Savaşı'nı da destekleyebilirdi. Bir tercih yaptı. Bilinçli bir tercih yaptı. Bilinçli bir tercih yaptı. Bu da onun işte öngörüsüzlüğü olarak değerlendirilebilir. Bir devlet adamı niteliğini haiz olmadığını gösterir. Ama şunu söyleyebiliriz, yani hani herkese işte hem nalına hem mıhına vurmak lazım. Devlet adamı olamayan bu kişi işte yurt dışında fakr-ı zaruret içinde vefat etmiştir. Bu da hani, ama yurt dışında fakr-ı zaruret içerisinde vefat etmesinin sebebi de tahtını geri almaya çalışırken kaybettiği paraların sebebidir. Sadece efendim, o da değil yani, en azından bir şey. Çünkü bir serveti vardı kişi, serveti çok ciddi vardı. Bir padişah açısından çok ciddi bir servet değildi. Mesela Murat Bardakçı bunu Şahbaba'da yazar. Evet, bir servetle gidiyor. Size bana göre çok büyük paralar tabii. O gün yaşayan başkalarına göre de büyük paralar ama şunu da teslim etmek lazım. Batmakta olan bir imparatorluk dahi olsa imparator. Son imparator. İmparator değil ama belki padişah. Dolayısıyla onun standartları içinde çok büyük para. Bir kaşıkçı elmasını götürseydi mesela. O anda buna kudreti vardı, götürmedi. Bunu teslim edelim ama bunları teslim ediyor olmam. Vahdettin devlet adamıydı, harika bir vatanseverdi, işte büyük bir kahramandı, bunları söyleyemem. Değildi tabii ki. Böyle bir yerde de Vahdettin Köşkü'nün seçilmiş olmasına ben hani Cumhuriyet değerleri bağlamında bakarak söylüyorum. Hani Mustafa Kemal'in sayesinde Sayın Erdoğan o koltukta oturuyor ve bunu benden çok o bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ona bir meydan okuma olarak orada selamladığını zannetmiyorum. Buna inanmak istemem. Dolayısıyla diğerleri komplo teorisidir diyebiliyor musunuz? Bunu söyleyemem. Bunu eleştirmek çok haktır. Bunu söyleyen insanların şüphe etmesi de çok doğrudur. Demokrasi de böyle bir şeydir arkadaş. Birisi şüphe ediyorsa takır takır söyler. Bu eleştirileri de Sayın Cumhurbaşkanı çekmek durumundadır. Keşke işte ben hani ona kondurmuyorum bunu. Keşke kendisi ya bana bunu kondurmayın, benim asıl niyetim buydu diyebilse ya da danışmanları eliyle bunu söyletebilse de bu tartışma ortadan kalksa. Peki Cumhuriyet'in 100. yılında bununla başladık. 100. yılında bizi üzen başka neler var? Ben hukuk diye başlayacağım. Çünkü niye biliyor musunuz? Hani bir şey tuz kokarsa ne süreriz? Hani et kokarsa tuz, tuz kokarsa yok. Ülkenin, devletin, milletin tuzu adalettir. Adaleti de yargı eliyle sağlarsınız. Bakın ekonomi düzelir. Bugün bir araştırma şirketinin bir anketine baktım sabah. Türk halkına soruyorlar işte en çok yeni yüzyılda sizi rahatsız eden şey nedir? Acil çözülmesi gereken şey nedir? %68 ile ekonomi diyorlar. Sonra işte %68'in biraz sonrasında işte askeri sorunlardan falan bahsediliyor. Hukuk ya 3'te ya 4'te geliyor. Yanlış tespit. Yanlış tespit. Hukuku çözmeden ekonomiyi çözebilme ihtimali. Neden biliyor musunuz? Çünkü o cevap verenlerin o zaman anladığım kadarıyla %60'ın altında %40. %40'la hukuk diyorlarsa eğer o %40'ın ancak mahkemelere işi düşmüştür. Hukuktan canı yananlar onu söylüyor. Hukuktan canı yanmayanlar, henüz işi düşmeyenler, işin vahametin farkına varmayanlar hukuk demiyor. Çok faydacı bir örnek vereyim o zaman. Belki işin farkına varmayanlar izliyorsa bizi diye örnek vereyim. Şu an en çok istediğimiz şey yabancı yatırım. Ve doğrudan yatırım istiyoruz. Nedir doğrudan yatırım? İşte adam gelecek çok büyük paralarla Türkiye'de fabrika kuracak. Ha, kursun ya, ne var, mis gibi yerimiz var, insan kaynağımız var falan diyoruz ya. O büyük para sahipleri bir tek şey istemezler, para kaybetmeyi. Yani gittikleri yerde hukuk güvenliğini isterler. Gittikleri yerde mülkiyet güvenliğini isterler. Yani orada bir, şimdi belki bu hükümet çok iyi olabilir izleyenlerimizin gözüyle. Belki bu hükümet hayatta öyle bir şey yapmaz. Ama başka bir hükümet gelir de onların mallarına el koyar mı diye korkarlar. Onun güvencesi nedir işte, orada et kokarsa tuzdur, o da yargıdır. Yargının hükümetin elinde olmasını istemezler. Yargının doğrudan ya da dolaylı olarak hükümetin güdümünde olmasını istemezler. İstemedikleri için de gelmezler.
O zaman da işte daha fazla istihdam yaratamayız. Siz çok faydacı bir örnek verdiniz ya. Şimdi ben de şunu söyleyeceğim ya Allah aşkına. Doların yükselmesini dolarla mı maaş alıyorsunuz sorusuna paralel aa evet dolarla maaş almıyoruz değil mi deyip doları yükselirse yükselsin canım diyen bir bazı kitle varken sizce bu örnekle yeterince yargının önemini kavramışlar mıdır? O zaman şöyle başka bir örnek daha verelim. Dolarla domates alıyoruz. Çünkü domates Antalya'da yetişiyor ama domatesi İstanbul'a getiren, domatesi Ankara'ya getiren, domatesi Eskişehir'e getiren araçların araç Türkiye'de montajlanıyorsa bile çok önemli bir kısmı yedek parçası yurt dışından geliyor. Mazotu, benzini neyse yakıtın tamamını ithal ediyoruz. Evde elektrik yakarken Türkiye'nin çok önemli bir kısmı, elektrik üretiminin çok önemli bir kısmı fosil yakıtlarla yapılıyor. Hı hı. Tamamen şeye bağlıyız. Yani dolara bağlıyız sizin ifadenizle. Dolayısıyla pek o ben dolarla maaş almıyorum. Ya keşke alsan. Zaten dolarla maaş alsan böyle bir sorun olmayacak. İşte bu kadar çok değil. Bakın, dolarla harcama yapıyorsun da dolarla maaş almıyorsun. Tek bir önermenin nelere bağlı olduğunu evet. Bırakın bütün ekosistemi çözmeyi. Bir önermeyi başka bir önermeye bağlayamayacak olan bu kitle yabancı yatırımcının öneminin yargıya bağlı olduğunu İnşallah bu örnekle çözmüşlerdir. Ben onu demeye çalışıyorum. İnşallah. Peki, Cumhuriyet'in 100. yılında yargı düzelmeli diyoruz. Verdiğimiz örneklerle de bu anlaşıldı zaten. Peki, yürütme ve yasamanın bu kadar iç içe geçmiş olması bizi Cumhuriyet'te, Cumhuriyet'in bazıları artık Cumhuriyet'in son zamanlarını mı yaşıyoruz endişesini de taşıyorlar. Halk olarak, bir kesim olarak bu endişeyi taşıyoruz aslında. Cumhuriyet'in son zamanlarını mı yaşıyoruz? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, Anıtkabir'de yazdığı gibi, Cumhuriyet hiç olmadığı kadar emin ellerde mi? Şöyle, Cumhuriyet şu demek aslında, Cumhuriyet kavramını terminoloji olarak yanlış kullanıyoruz. Cumhuriyet hükümeti hükmedenin meşruiyetini nereden aldığıyla alakalıdır. Yani mesela Vahdettin'den örnek verdik. Meşruiyetini nereden alıyordu? Irstan alıyordu. Evet. Babası padişahtı. Abdülhamit nereden alıyordu? O da padişah ailesinden geldiği için alıyordu. Gerçi babası padişah değildi Vahdettin'in ama ırstan alıyor yani aileden alıyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet nereden alıyordu Fatih? Yine babadan alıyordu. Murat'tan alıyordu. İkinci Murat'tan. Cumhuriyet yönetenin meşruiyetini doğrudan soyut bir kavram olarak halktan alması demek. Hı. Yani biz hep şunu söyleriz. 29 Ekim 1923'te bu Cumhuriyet kuruldu ya. Aslında Cumhuriyet gerçekten 1920'de kuruldu. Evet. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarına egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazdığınız şey o Cumhuriyet'tir onun adı. Hı hı. Hani onun adına ister öyle de ister böyle de. Hakikat budur. Şimdi bu anlamda Cumhuriyet tehlikede olabilir mi? Teknik olarak değil. Ama şu tehlikede olabilir. Asıl dert etmemiz gereken şu. Cumhuriyet'in gerçekten kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edebilmesi ve ona kalabilmesi için bir de demokratik cumhuriyet olması lazım. Hı hı. Bazı cumhuriyet vardır ki politik meşruiyet olarak zeminini halktan alır. Kaddafi de cumhuriyette. Ama demokratik değildir. Hı hı. Şimdi biz tabii ki oradaki 3. dünya ülkeleri kıvamında değiliz. Ama biz de özellikle kuvvetler ayrılığında çok ciddi sekteye uğradık 2017'den sonra. Daha önce süper miydik? Hayır değildik. 2010'dan önce daha çok mi? Hayır değildik. Ya da Sayın Erdoğan, AK Parti hükümetlerinden önce muhteşem miydik? Hayır değildik. O zaman da askeri vesaire sorunlarımız vardı. Ama şimdi biz hep böyle geçmişte şöyleydik de şimdi böyle oldu. Yani şimdiki yanlışlarımıza kalıp bulmak için, sebep bulmak için geçmişteki yanlışlara örnek göstermeye gerek yok. Biz daha iyisine gideceğiz. Biz daha iyisini hak ediyoruz çünkü. Şu anda yasamanın, yürütmenin ve yargının çok iç içe geçmişliği söz konusu. Bir başkanlık sistemi tercihi yaptık 2017 referandumuyla ama dünyadaki başkanlık sistemlerinde de cumhuriyet olur. Bu sorun değil. Ama bizim başkanlık sistemimizde kuvvetler çok iç içe. Yani başkan doğrudan yasamayı elinde tutuyor şu anda. Başkan doğrudan yargıyı elinde tutuyor şu anda. Yürütme zaten başkanın şahsında birleşmiş durumda. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dışında bir başkası olsa belki bundan çok daha kötüye de kullanır. Onu da size söyleyeyim. Mevzu sistem. Biz zaten bazen muhalefet de bu yanlışı yapıyor. İşte sistemi eleştirmek yerine kişilere takılıp kalıyor. Ya bugün Sayın Erdoğan dese ki ben torun seveceğim. Ben bıktım ya bu siyasetten. Hani Allah sizin de iyiliğinizi versin. Şimdiye kadar yaptıklarım bana yeter, size de yeter. Ben bırakıyorum dese, sadece Erdoğan düşmanlığı üzerinden kendini tanımlayanların muhalif politika yapacak sebepleri ortadan kalkıyor. Bırakın Erdoğan'ı. Sorun o değil. Sorun sistem. Bu sistem yanlış. Erdoğan olsa da yanlış, Sayın Kılıçdaroğlu olsa da yanlış, siz de olsanız yanlış, ben de olsam yanlışım. Ve burada bir cumhuriyet sorunu var mı? Bu anlamda yok. Ama demokratik cumhuriyet sorunu var mı? Sonuna kadar var.
Bu da biraz anlayış meselesi işte. Halktan evet. böyle bir talep gelecek önce. Mesela Türkiye Cumhuriyet Devleti kurulurken Tanzimat'tan başlatıyorum ben kurulmasını. 1839'dan Gülhane-i Hatunay'ından başlatırım. İşte Jön Türkler, Tanzimat aydınları. Tamam tabii tabii. Meşrutiyet'ten de öncesine başlıyor. Meşrutiyet tetikleyen şeyler. O Fransız aydınlanmasından öykünen fikri büyüklerimiz, Ziya Paşalar, şunlar bunlar. Bunların hepsinin neticesidir. Orada Batılı devletlerin 150-200 yılda yaptığı devrimi, hani gençlerin tabiriyle söyleyeyim, ziplemiş evet. Cumhuriyet'in kurucuları, sıkıştırarak yapmışlar. 10 yılda 15 milyon genç yarattı o, hani hep söylüyoruz ya o marş. O aslında yeni bir toplum, Atatürk'ün tabiriyle yeni bir sosyete yaratmak. Bunların her biri büyük devrimler. Yani başkalarının reformla yüzyıllarca yaptığı şeyi biz geri kalmışız, vaktimiz yok, ne yapalım, 15 yılda tamamlayalım demektir Cumhuriyet. Bu noktada biraz geri kaldık. O Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmamız lazımdı. Ama biz geri kalmış, hala aynı şeylerle konuşuyoruz. Hala işte bir zamanlar insanların kıyafetine takılırdı. Şimdi tarikatlarının, işte hangi tarikatın hangi bakanlıkta olduğuna bakılıyor. Yani hani bir adım ileri gidememek böyle bir şey. Yani biraz da kurucu liderlerimizin o devrimci yapısının onda birine ihtiyacımız var. Onlar kadar devrimci olamasak bile onların onda biri kadar reformcu olmalıyız. Bu demokratik cumhuriyeti taşlandırmakla alakalı. Ama şunu da şerh düşeceğim. Belki soracaktınız ya da ben zihnimde kendime sordum, ben yanıtlayayım izleyici adına. Demokratik cumhuriyet demek de kimse kusura bakmasın. Yani cumhuriyet anayasanın içine etnik kavramları yazmak değil. Vatandaşın demokratik hakkı burada önemli olan. Yoksa sosyetenin, cemaatlerin, tarikatların, etnik yapıların demokratik hakkı değil. Ben bir Türk vatandaşı olarak her göreve talip olabilmeliyim ve bu konuda sadece yasal değil, uygulamada da herhangi bir engel olmamalı. Ama geldiğim etnik aidiyetten dolayı ne bir artım ne bir eksim olmalı. Bazen bunu da karıştıranlar evet. oluyor. Yani o diyorlar ki demokratik cumhuriyet aslında etnik bazı yapılarında tanınması anlamına geliyor. Etnik yapıyı zaten tanıyoruz biz, o sorun değil. Biz daha ilerisine geri götürecek halimiz yok. Yani Avrupa'nın 19. yüzyılda 1800'lü yıllarda açtığı şeyi biz 21. yüzyılda tartışmayalım bile şu anda. Peki demokrasi, benim soracağım kısım o kısım değil, şu kısımda demokrasiyle taşlandırmamız gerekiyor diyorsunuz. Demokrasiyle taşlandırabilmek için de halkın dediğiniz gibi alternatiflere ihtiyacı var. Bu alternatifi hem sağlamak hem de iktidarı denetlemekle görevli olan muhalefeti bugün sadece Sayın Erdoğan'ı eleştirmek kısmında takılıp kalmış olarak nitelediniz az bir önce. Kısmı, evet, öyle. Peki şu an yerel seçimlere de giderken muhalefet ne durumda? Şöyle, muhalefet tabii içinde ciddi bir çalkantı içinde. Türkiye 2017 burada biraz da biz politika konuşacağım. Hukukçu kimliğimden biraz uzaklaşacağım şimdi. O yüzden buradasınız. Şimdi şöyle, 80 darbesinde Türkiye'de hiçbir şey sadece politikacıların günlük söylemleriyle gitmez. Kurgulanan bir sistem vardır. Ben buna amiyane tabirle siyasetin tanrılarının yıllar önce kurguladığı sistemi biz 10 yıllar sonra oylarız diyorum. Özellikle 80 darbesinden sonra Türkiye iki partili sisteme evrilmek istedi. Hayal edilen, murad edilen şuydu. İki tane parti olsun. Tıpkı Amerika'daki demokratlar ama Amerika'daki cumhuriyetçiler gibi. Biz hep böyle zannediyoruz ki filmi, Hollywood filmlerinden izlerken ya da işte o büyük kanallardan izlerken falan. Amerika'da sadece bu iki parti var. Hayır, Amerika'da bu iki partiden başka partiler de var. Ama biz bu iki başat partiyi tanıyoruz. Çünkü devlet başkanı bir onlardan seçiliyor, bir onlardan evet. seçiliyor. Bu bir şeydir. Tahtırevaldir ve birbirlerini tanırlar. Evet. Demokratların olma sebebi cumhuriyetçilerdir, cumhuriyetçilerin olma sebebi demokratlardır. Birbirlerine tahtırevalli gibi destek olurlar. Birisi diğerinin varoluş sebebidir. 2002 yılına geliyoruz. Sayın Erdoğan'ın yakın çevresinde şunu söylediği söylenir. Ya benim Türkiye'deki hayalim iki partili sistem. Hani tıpkı Amerika'daki gibi. Söylendiği söylenir. 2017'ye geliyoruz. Referandumdan sonra %50+1 sistemi içinde şu anda Türkiye bloklaşmak zorunda. Evet. Bakın bunu ben istemiyorum. Bunu yanlış anlama. Bu benim murad ettiğim, hayal ettiğim, doğru olduğunu düşündüğüm bir şey değil. Ama ben realiteler üzerinden konuşuyorum şu anda. Hayal ettiklerim üzerinden satış yapmak istemem yani. Realite bu. Böyle bir sistem içinde şu anda iki tane parti vardır Türkiye'de. Cumhur Partisi ve Millet Partisi. Evet. Bunların adı değişebilir ama adları Cumhur Partisi ve Millet Partisi. Yani bu varlık olarak bunlar soyut obje olarak kalacaklar. Millet Partisi dağıldı bu Millet arada. Millet Partisi'nin hiç önemli değil bir dağılması. Yani küçük partilerin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Millet Partisi'nin başat partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhur Partisi'nin başat partisi AK Parti'dir. HDP, şimdi HDP oldu. İşte HDP ile Milliyetçi Hareket Partisi biraz daha farklı. Buçuk partiler olarak değerlendirebilirim sonları. Bunlar ana partilere
akım veren. Neden İyi Parti değil de HDP'yi aldınız? İyi Parti'yi ayrı konuşalım isterseniz, şundan dolayı aldım. İyi Parti henüz çünkü bu, ittifakta değil de HDP. Hayır, bu sistem içinde İyi Parti rüştünü ispat etmiş değil henüz. İyi Parti zaten o yüzden müstakil bir siyaset. Ya bu benim anlattıklarım, en iyi bilen Sayın Akşener. En iyi bilen o, en iyi okuyan o. Yıllar önce okudu bunu. Onun da bu şeyden hoşlandığını zannetmiyorum. O da bir şeylere karşı durmaya çalışıyor. Başarılı olur mu? Bence çok zor. O yüzden zaten müstakil siyaset yapacağız, her yerde seçime gireceğiz derken, o iki partili sistemde bir üçüncü yapı yaratacağım diyor aslında bahsettiğim şeyde. Şimdi hani İyi Parti niye yok da İyi Parti bundan yok. Bu iki partili sistem içinde artık Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin başat partiler olduğunu, diğer kalan yapıların adeta sivil toplum örgütüymüşçesine, onların o büyük ittifaklarına bazen milletvekili sokmak, bazen bazı fikirlerini empoze etmek yönünde hizmet edeceklerini düşünüyorum. Orta vadede bu da değişmez. Bu noktada muhalefetin durumu nedir derseniz, muhalefet dağılmadı, muhalefet her zaman aynı yerde durur. Ama muhalefet henüz şu yaptığım entelektüel okumayı yapacak noktada değil. Çünkü çok kendi içine düştü. Çünkü Türkiye bu iki partili sisteme giderken muhalefet, muhalefetin içindeki başka aktörleri hani rakipsiz kalmak yönünde daha fazla enerjisini harcadığı için daha büyük şeyleri kaybetti, daha büyük cepheleri kaybetti. Şu anda küçük Amerika'ya gidiyoruz politik olarak. Gittik de. Bunu kabul edeceğiz yani. Bundan sonra çözüm yine bu sistem içinde. Niye? 2017'de referandum yaptık. Hep beraber oyladık. Ben oy vermedim ama veren arkadaşlara sonuna kadar saygılıyım. Artık bu sistem içinde bir çözüm yaratacağız. Bu sistem içerisinde bakalım çözüm mü, çözümsüzlük mü? Meşrudur sistem yani. Yanlış olabilir benim gözümde ama meşrudur yani. Peki bu şekilde muhalefetin bu yapısıyla, iktidarın mevcut yapısıyla yerel seçimlere giriyoruz. Hı hı. Yerel seçimlerde de büyük şehirler çok önemli biliyorsunuz. Önce yerel seçimlerde ne bekliyorsunuz onu sorayım. Daha sonra özelleştireceğim bu soruyu. Şöyle yerel seçimlerde şimdi siyasetçilerin açıklamalarına bakarak öngörüde bulmak bence yanlış olacak. Neden? İşte İyi Parti herhangi bir ittifakın içinde olmadığını iddia ediyor. İmamoğlu diyor ki biz yerelde ittifak kuracağız diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun temel bir ittifakı tekrar canlandırma niyetinde olduğunu görüyoruz. Ama bunu yaparken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanında eski siyasal İslamcıları, eski AK Partileri meclise taşımanın bir hayal kırıklığı, bir pişmanlığı var. Hele ki bu son olaylardan sonra şunu da görüyoruz ki aslında eski AK Partilerle yeni AK Partileri topladığınız zaman en AK Partili meclisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurduğu sistemin kurduğunu da görüyoruz. Evet. Bir şey yarattığını da görüyoruz. Beni çok üzen şey olmuştu. Özellikle bu Hamas'ın terör örgütü olup olmamasına yönelik Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Sayın Davutoğlu'nun ben de aynen Sayın Erdoğan gibi düşünüyorum. Bu da bana şunu hatırlatıyor. Yarın bir gün anayasa oylaması gelirse eğer zaman AK Parti'nin milletvekili sayısına bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi listelerinden seçilen 20 tane Gelecek Parti'yi de dahil. Tam olarak öyle olacak ama burada çok müsteriyim, çok rahatım. Yani ben seçimden önce de ekranlarda konuşurken böyle olacağını söylemiştim. Şimdi de böyle olacak. İnsan olarak içim rahat ama bir vatandaş olarak çok rahatsızım. Yani böyle bir referandum olduğu zaman işte laiklik konusunda vesaire başka konularda üniter devlet yapısı konusunda Sayın Erdoğan'la Sayın Davutoğlu arasında büyük farklar olmayacaktır. Hatta şunu da ifade edeyim, bazı noktalarda Sayın Erdoğan'ı ararız, tercih bile ederiz. Sayın Davutoğlu bu anlamda, ideolojik anlamda daha keskin. Zaten dış politikamızda şu an ilerleyen dahi Sayın Davutoğlu'nun eseri. Bugünkü Suriye politikası, ya ki hani şunu da yapabilir, biz insan olarak hata yapıyorsak politikacılar da yapabilir değil mi? Sayın Davutoğlu dese ki ya o gün bunu yapmak zorundaydık ama çok üzgünüm, şu anlaşılarımız oldu, onu da demiyor. Her şey çok düzgün. Ya bilimsel çalışmada şu vardır. Bir şey yanlışlanırsa devam etmezsin üzerine. Evet. Bir şey açık açık yanlışla ortaya çıkmışken niye aynı şeyi savunuyoruz? Yani bilimsel çalışma ego üzerine kurulmaz ki. Devlet de ego üzerine kurulmaz. Devlet de insanların kendi sübjektif kanaatlerini hayata geçirmek için her ne pahasına olsun çalışabilecekleri bir alan değil. Oyun alanı değil. Lego falan değil burası. Bir sürü insan hayatı şeyde. Çocuklarımızın hayatı, çocuklarımızın refahı bunlar çok önemli şeyler. Yani bir pastayı 80 milyonun paylaşması başka bir şey. 80 artı 30 milyonun paylaşması çok farklı bir şey olurdu değil mi? Ya da 3 kişilik bir pastayı 6 kişi yiyemeyiz sonuçta. Biz şu anda ürettiğimizin çok üzerinde bir şeyi işte bazı sığınmacılarla beraber yemeye çalışıyoruz. Peki geri dönelim yerel seçimlerle ilgili öngörünüze. Böyle bir noktada yani dediğim gibi şu anda muhalefet özellikle yerelde kendini tahkim etmeye çalışacaktır. Sayın İmamoğlu'nun söylediği muhtemelen de gerçek çıkar. İstanbul İttifakı diyor. Eskişehir'de de Eskişehir İttifakı'nı göreceğiz bu arada. Her yerde o ittifakı göreceğiz biz. Muhalefet
yine aynı şeyi bu iki partili sistem içinde kendi kendisini tahkim etmeye çalışacak. Çünkü niye? Kısa vadede üçüncü bir yol olmadığını onlar da biliyor. Ya İYİ Parti gibi derseniz ben her yerde ayrı yerde gireceğim ve sıfır çekeceğim. Bu bir tercih. Ya da çok beğenmesem de bir muhalefetin ya da iktidarın sistemi içinde olup kendime yer bulacağım diyecekler. Siyasi partilerin artık başka hiçbir çaresi yok. Peki İstanbul için bu bölümde bu konuyu konuşup bitirmek istiyorum. Üçüncü bölümde dış politikaya biraz eğileceğiz. İstanbul için özellikle Ali Yerlikaya ismi ön plana çıkmaya başladı son zamanlarda. Ve bu ismi ön plana çıkmasın diye biraz muhalefetin de anti Yerlikaya söylemleri başladı. Sırf muhalefetin değil bence iktidarın içindeki bazı unsurlarda da anti Yerlikaya şeyleri başladı. Bazı trollerde şunu görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım diyorlar yani. Muhalif insanlar ya da biraz daha ortada insanlar bile Ali Bey'i beğeniyorlar. Onlar bunu beğeniyorlarsa bu kötüdür, aman buna fazla şey vermeyin falan diyenleri de görüyorum ben. Yani sadece Ekrem Bey cenahından bakanlar için değil. Peki bu bahsettiğiniz troller hangi kanada bağlı troller, biliyorsunuz onlar da ayrılıyorlar. Biliyorsunuz ben de tabii hani hangi trollün nerede olduğunu bile bunların seceresini bilmiyorum ama şunu görüyorum tabii. İçişleri Bakanlığı'nın yapılma pratiği içinde Ali Bey'in bir önceki sabık İçişleri Bakanı'na göre çok farklı bir üslup benimsediğini kabul etmek lazım. Evet. Muhtemelen eskisinden çok memnun olanlar yeni üsluptan çok rahatsızlardır. Evet, bu da sorumun cevabı oldu, hepimiz anladık. Bir çıkarım yapıyorum ihtimalle. Yani bunu. Bilerek değil ama bir çıkarım yapıyorum. Peki ne düşünüyorsunuz? Ali Yerlikaya aday olsa şu an nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Çatı aday mı olur? İki partili sisteme döndük dedim ya, bu zaten belediyelerde de böyledir. Ya ona ya onadır. Üçüncü evet. Yol yok demek bu. Burada kutuplaştırma siyaseti parlamenter sistemlerde ya da böyle birkaç tane adayın olduğu yerde işe yarar. Çünkü eğer ağırlıklı olan, mesela sağdan geliyorsanız, eğer orada az sol varsa sizin keskinleştirmeniz lazım. Safları sıklaştırmanız ve kutuplaştırmanız lazım ki oraya oy geçişkenliği sağlamamak suretiyle seçim kazanabilirsiniz. Ama bu %52'ye 48 olan, 50'ye 49, 51'e 49 olan, artık Türkiye oraya geldi şu anda. Böyle yapılarda artık kendi cenahınızı kendi cenahınızdaki safları sıklaştırmak o kadar önemli değil şimdi. Yeni düzende. Yeni düzene göre politika okumak lazım. Şimdi ne önemli? Şimdi karşıdan oy almak önemli. Çünkü Türkiye'de artık ister Cumhur tarafını koyun, ister Millet tarafını koyun %48 ile başlayacak. Hı hı. O %48'e 51-52 yapan aday olacak. Hı. Yani Cumhur tarafına çok farklı bir aday, yani çok istisnai bir aday koymazsanız 47 olmaz. Hı hı. Millet tarafında da çok istisnai bir aday koymazsanız 47 olmaz. Denge budur. Dolayısıyla nasıl aday lazım? Partiler açısından düşünelim. Bir genel başkan ya da oyun kurucu mantığıyla onların damarlarında gezerek, onların damarlarında kan olarak söylüyorum bunu. Şuna bakacaksınız. Öyle bir aday koyacağım ki kendimden zaten alacak o 48'den, bir de karşı taraftan da sempati alacak. Ben buna hibrit adaylar diyorum. İki tarafı da sevindirecek. İki taraftan da kendisini blok alacak, bir de karşıdan da çekecek. Ali Yerlikaya böyle bir. Peki muhalefet cenahı, Millet ama İttifakı. Ama Ekrem İmamoğlu da böyle bir. Millet İttifakı böyle yapacağız diye birçok yeri kaybetmedi mi? Şöyle. Kendi seçmenini kaçırdı. Hayır, onu öyle dememek lazım. Şimdi eğer gidip Sayın Erdoğan açısından söylüyorum. Sayın Erdoğan İstanbul'a kimseyi de kırarak isim üzerinden vermek istemiyorum ama söz gelimi Özgür Özel İstanbul Belediye Başkanı adayı yaparsa dediğiniz olur. Hı. Ama Sayın Erdoğan zaten kendi cenahı içinden gelen birini yapacak. Hı hı. Ama karşıdan da oy alabilecek kendi cenahı içinden gelen birini yapacak. Ve Ali Yerlikaya bu noktada iyi bir isim. Bu olabilir. Burada sizin eleştirdiğiniz, ima ettiğiniz şey şuydu. Kendi cenahı içinden gelmemiş, karşıdan gelmiş birini buraya oluyor. Sanki bu sefer buradaki bloğunu kaybediyorsun. Evet. İşte hani 48'in altına inmez köy kolay dedin ya, böyle yaparsan iner. Yaptılar. Öyle yaparsın. Gene de inmedi 48'in altına. Neyse, bir reklam arasına gidelim. CHP geleneğinden geliyordu, ondan inmedi. Reklama yani. Gidelim. Üçüncü bölümde dış politika konuşacağız efendim. Ortak payda kaldığı yerden devam ediyor efendim. Üçüncü bölümde ortak payda da dış politikaya biraz değineceğiz. Zira istemediğimiz şeyler dönüyor. Orta Doğu'da özellikle İsrail-Filistin çatışması savaş suçuna doğru evriliyor mu? Savaş suçu deyince ne anlamamız gerekiyor? Hamas terör örgütü müdür? Yoksa gerçekten Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bir mücahitler grubu mudur? Kendi topraklarını savunmaya çalışan, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını savunmaya çalışan bir mücahitler grubu mudur? Eğer öyleyse neden çıkıp birebir İsrail'le savaşmak yerine tünellere gizlenip bu kadar kadın ve çocuğun öldürülmesine sessiz kalıyor? Soruları da ortada dolaşıyor. Ben de bu soruları konuğuma yönelteceğim. Ne düşünüyorsunuz İsrail-Filistin çatışması için? Önce genel bağlamda.
Genel olarak şunu ifade etmek lazım. Yani biz burada bir de dış politika anlamında bakıyoruz. İşte bölge merkezi dış politikayı sanıyorum ben. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dış politikasına devam ettirdiği, Osmanlı adını miras alarak devam ettirdiği bir figürdür. Cumhuriyet'in de resmi dış politikasıdır bu. Şimdi buna ne diyorlar? Çok kutuplu dış politika diyorlar bazen. Doğru yani hepsi bölge merkezi dış politika. İşte bağımsız bir dış politika, laik bir dış politika. Bunların hiç bunlarda bir sorun yok. Peki mevcut uyguladığımız dış politika bu dış politika mı? Vallahi Hamas açıklaması yapana kadar öyleydi. Hatta çok şaşkınlıkla şunu da ifade etmem lazım. Yine hakkını vermek lazım. Atatürk'ten beri gelen o dış politika geleneğini Hamas açıklamasına kadar bu hükümet uyguladı. Çok da iyiydi yani. Nedir bu? Hem çocuk ve sivil ölümlerine ilişkin çok ciddi kaygılarını söyledi. Hem de İsrail'in işgalci ve işte insanlık dışı uygulamalarını telin etti. Ama bunun yanında da işte Hamas'ın da yaptığı çocuk ölümlerine karşı eleştirel bir yaklaşımı vardı. Ve Türkiye öyle bir noktadaydı ki iki tarafa da arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz kendinize gelin diyebilecek noktadaydı. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen işte bu iç politikadaki eski takım arkadaşlarının işte Davutoğlu vesaire falan... Eski takım arkadaşları ona iç siyasette o kadar sıkıştırdı ki maalesef ki bir kere daha dış politikayı iç politikaya kurban etti. İyi de Davutoğlu ne kadar sıkıştırabilir ki onu? Şöyle düşünün, her zaman bazı marjinaller vardır. Ne kadar el yükselteceğini bilemezsiniz politikada. Ve siz ne kadar tepeye çıkarsanız çıkın eski takım arkadaşlarınızı unutamazsınız. Bu insan psikolojisiyle alakalı bir şey. Kendi tabanınızdan bu %50 sistemi için, %50 artı bir sistem içinde %1, %2, %3 bile kayması çok ciddi anlamda bir şey demektir. Bakın, yani şey mi bu, buradaki Filistin'i sahiplenme politikasını Davutoğlu'na kaptırmayayım? Sadece Davutoğlu değil, Fatih Erbakan için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Saadet Partisi için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Burada önemli olan bunun bir alıcısı var. Bu alıcı normal şartlar altında Sayın Erdoğan'a meftundur. Çok yakındır ona karşı. O alıcıyı temkinli durmak suretiyle iç politikada başka adaylara ve politikacılara kaybetmek onun açısından bir riskti. Ama benim eleştirdiğim şey şu. Devlet adamı, hele ki Sayın Erdoğan'ı şu anda çok eleştirebiliriz ama şu konuda eleştiremeyiz ya da eleştirir dışı olduğu yer şurasıdır. Sayın Erdoğan rüştünü ispat etmiş bir lider. Buna kimse en sert karşıtları bile farklı bir şey söyleyemez. Ve şu anda artık iç politikayı değil, siyaseti değil, devlet adamlığını oynamalı. Yani seçim kazanmayı değil, gelecek nesillere daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye bırakmayı oynamalı. Bakın şunu ifade edeyim, devletin mahfillerinde konuşulur bu son 10 yıldır. Hala da bilinir. Yani bu sadece devletin mahfillerinde konuşulur derken çok gizli bir bilgi falan vermiyorum. Herhangi bir savunma dergisini açın okuyun, konuştuğum şeyi siz de en azından check etmiş olacaksınız. Dünya bir 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor. Böyle bir sıkışmışlık içinde. Nasıl ki 1. Dünya Savaşı'nda bir tane Sırp Avusturya Macaristan İmparatoru'nun işte Avusturya Macaristan prensini vurdu. 1. Dünya Savaşı başladı. Bir günde bir tane Amas oraya